Herkese merhaba, ben Şeyma. ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. 2018 güz döneminde ODTÜ Kitap Topluluğu'nun düzenlediği ilk kritiğe katılarak aslında ODTÜ Kitap Topluluğu hikayem başladı. Ve şu anda da son kritiğime gelmiş bulunmaktayız. 5 senedir bu topluluktayım. Ve açıkçası ODTÜ Kitap Topluluğu benim için ODTÜ'de çok güvenli bir liman, çok tatlı, samimi bir aile oldu her zaman. En yakın arkadaşlarım bu topluluktan. Çok değerli, çok kıymetli insanlarla tanıştım. Benim için çok özel kişilerle tanıştım bu toplulukta. Hepsi ayrı ayrı iyi ki varlar. Hazır şansım olmuşken hepsine teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca tanıdığım tanımadığım bütün mezunlarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Onların sayesinde bu topluluk devam ediyor. İyi ki onlar da buraya vaktinde emek vermişler. Şimdi sizlere bahsettiğim üzere bu dönemin son kitap kritiği olan Kreutzer Sonat'tan bahsedeceğim. Kreutzer Sonat, Tolstoy tarafından kaleme alınmış oldukça tartışmalı bir kitap. Kitabımız ilk başta baş karakterimizin bir tren yolculuğu sırasında şahit olduğu diyaloglarla başlıyor. Bu diyaloglarda karakterler kadının yeri, evlilik üzerine çok farklı görüşlerde tartışmalar yürütüyorlar. Fakat sonrasında ana karakter kadın eşini öldürmüş bir kadın düşmanı olan karakterimiz söze girerek eşini neden öldürdüğünü anlattığı bir monolog serisine başlıyor. Bir kitabın aslında tamamında eşini öldüren bu karakterin hayat hikayesini okuyoruz. Kendi ağzından bunu neden yaptığını, kıskançlığa nasıl sürüklendiğini, bu süreçteki düşünce sisteminden bahsediyor aslında bizlere. Kitap dediğim gibi çok tartışmalı çünkü okuduğumuz karakter sosyopat bir ruh halinde oldukça. Ya kadınlara, erkeklere, çocuklara, doktorlara, müzisyenlere, aklınıza gelebilecek çok farklı gruplara çok ağır ithamlarda bulunuyor, çok ağır söylemlerde bulunuyor. Bu yüzden de kitap boyunca açıkçası ben tamam yeter artık bir de sussan mı diye çok düşündüm. Karakter oldukça rahatsız edici ve tek taraflı okumak, onun görüşlerine sürekli maruz kalmak da benim için çok rahatsız ediciydi. Fakat bir yandan da bu kitap aslında evlilikten de uzaklaştırıyor insanları. Evliliğin imkansız olduğunu, ideal evliliğin, iyi bir aşkın imkansız olduğundan bahsediyor. Vaktinde aslında Tolstoy bu kitabı Hristiyanlık öğretisiyle yazdığını söylese de kilise tarafından da yasaklanmış. İnsanları kötü yola saptırdığı düşüncesiyle. Bu yüzden de aslında çok saplantılı ve çok ağır görüşleri okuduğumuzu söyleyebilirim kitap boyunca. Fakat tabii ki kitabı okurken dönemini düşünmemiz gerekiyor. Tolstoy'un o vakitlerde evliliğin hiç de iyi gitmediğini ve çok buhranlı bir döneminde yazdığı söyleniyor. Eğer siz de bu kitabı ve kitaptaki o farklı görüşleri bizimle birlikte tartışmak isterseniz 16 Mayıs Salı günü matematik bölümü M08'de akşam saat 6'da bu kitabı konuşuyor olacağız. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Kitapla kalın.